Değerli kardeşlerimiz sorularla İslamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Peygamber Efendimizin Hz. Yusuf'la ilgili hadisleri var mı? Hadislerde Hz. Yusuf'la ilgili çok fazla bilgi yok. Ve Hz. Yusuf daha çok bazı özellikleriyle anılır. Büyük dedesi İbrahim, dedesi İshak, babası Yakup ve kendisi olmak üzere peygamberlikte peş peşe gelmeleri sebebiyle Yusuf Aleyhisselam Kerim oğlu Kerim, oğlu Kerim, oğlu Kerim. İbrahim oğlu, İshak oğlu, Yakup oğlu, Yusuf şeklinde nitelenir. Ve insanların en Kerimi olduğu belirtilir. Hz. Peygamber aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Miraç'ta onunla üçüncü kat semada karşılaştığını bize haber verir. İbnül Esir Hz. Yusuf'un asil oluşunu peygamberliği, ilmi, güzelliği, iffeti, iyi ahlakı adaleti, dünyevi ve dini riyasetin kendisine toplanmasıyla açıklar. Hadiste Hz. Yusuf'un, kendisinin babasının Hz. Yakub'un, onun babası Hz. İshak'ın ve onun babası Hz. İbrahim'in asil ve kerim insanlar olduğu ifade ettikten sonra şöyle buyurur. Yusuf'un hapiste kaldığı süre kadar ben hapiste kalsaydım, oradan çıkma emrini getiren kişiye, hemen icabet ederdim. Peygamberimiz bu sözünün ardından şu mealdeki ayeti okur. Elçi Yusuf'a gelince o dedi ki, Efendine dön ve ona ellerini kesen kadınların zoru neydi diye sor. İbn Abbas yolları Süleyman'dan nakledildiği belirtilen Yusuf hapiste çıkan hapisten çıkan arkadaşlarından kendisini efendisinin yanında anmasını isteyip Allah'tan başka birinden medet umduğu için hapiste uzun süre kalmıştır anlamındaki rivayet senedinde zayıf ve güvenilmez raviler bulunduğundan muteber sayılmamıştır. Bunun bilinmesinde fayda var. Çünkü çok yerde bu rivayeti görüyoruz. Yusuf suresi Resulullah'a zebur yerine verilen ve Hz. Ömer'in sabah namazlarında okuduğu surelerden birisi. Bazı tefsir kitaplarına yer alan İnce duygulu ve yufka yürekli olanlarınıza Yusuf suresini öğretin. Cenab-ı Hak bu sureyi okuyan aile fertleriyle hizmetçilerini öğreten kimsenin ölüm ağırlarını hafifletir, ona Müslümana haset etmeme gücü verir mealinde bir rivayet var. Ancak bu rivayetin uydurma olduğu ifade edilmiştir. Tefsirlerde, tarih kitaplarında ve kıssay enbiyalarda, Hazreti Yusuf ve Züleyha mesnevilerinde Hazreti Yusuf'la ilgili geniş bilgiler söz konusu. Bir hadiste peygamberimiz Miraç'ta onu ayın 14'ü gibi gördüğünü ifade eder.